Herkese selam dostlar. Güzel bir Malezya'dan. Kuala Lumpur'dayım şu an ben. Rai ile Skypool diye bir tane hostelde kalıyorum. O gördüğünüz her yer binalar, hostel burada. Ama farklı farklı bölümler. Şimdi size kaldığım odayı göstereyim. Bugün oradan ondan sonra dışarı çıkıp biraz gezeceğiz. Bu da benim kaldığım hostel. 2, 4, 6 kişilik ahşaptan bir oda. Böyle kilitli dolapları var. Benim çantam sığmıyor. Ondan dolayı ben koymuyorum. Manzaram da böyle tekrardan. Bak kanka gördün. Komple hostel. Şimdi burada 37. katta kanka sonsuzluk havuzu diye bir şey var. Ona da gideceğiz inşallah. Ama şimdi dediğim gibi dışarı çıkalım. Bakalım Malezya'da nereler var, ne oluyor, ne bitiyor. Çünkü Malezya'da son günlerim benim. Hem bileklik satacak yer bakacağım, hem çadır atacak yer bakacağım, hem de Malezya kültürünü biraz gezeceğiz. Bu videoda böyle bir video olsun. Beni takip edip abone olmayı ihmal etmeyin. Ben baştan söylüyorum kanka. Çünkü bana bu destekler aşırı derecede önemli. Lütfen rica ediyorum, eşinize, dostunuza beğeniyorsanız önerin. Abone olun, yorum yapın, beğenin kankacığım. Kanka şimdi buranın resepsiyonu 4. kattan başlıyor kanka. Gelirseniz eğer asansörle 4. kata çıkacağınız giriş katı bak buradan böyle. İçinde böyle yapay bir havuz var, yeşillendirmişler ama tabii yeşillikler gerçek bu arada. Ufak bir manzara göstereyim size. Balıkları görüyor musun? Bayağı büyük kanka burası. Devasa bir şey. Şimdi dışarı çıkalım. Biraz sokaklara karışalım. Bak 37. kat diyor. Sonsuzluk havuzu. Efsane bir şekilde bütün şehir ayaklarının altında. Onu size mutlaka göstereceğim. Zaten bu hosteli tutma sebebi o. Günlüğü de kankacığım 120 TL filan. Ben normalde yürüyerek gidecektim kankacığım ama size tramvay metro sistemini de göstermek için şu an o araçları kullanacağım. Kanka Google'a atıyorum Malezya'da İkiz Kuleler var meşhur. Ona gideceksiniz. Yazıyorsunuz. Yol tarifi al dediğinizde size lokal ulaşım hatlarını gösteriyor. Nereye gideceğiniz, nasıl gideceğiniz, kaç para olduğuna varana kadar. Onun için nasıl yol iz bulurum diye kendinizi boş yere kasmayın. Google Baba bu konuda çok yardımcı oluyor. Buranın kanka site güvenlikleri bizim burada bereliler gibi. Kanka bere takmışlar. Öyle bir resmiler ki. İşte girerken bu giriş evraklarına bakıyorlar. Pasaport kontrolü yapıyorlar. Vesaire aşırı derecede güvenlikli bir yer. Ulan şaşırdım. Hiç mimik yok. Şöyle bakıyorum, bakıyorum. Okey. Tamam. Anlam veremedim.
Bizim Türkiye'deki dünya çapında kabul görmüş en sağlam burada bereli askerler bile bu kadar vay yapmıyor yani. Garip ama güzel. Burayı sevdim. Malezya'yı genel olarak kanka ben sevemedim. Para tuzağı tamamen ve aşırı derecede garip yani. Ben yakında Tayland'a dönüyorum tekrardan ben. Uzun süre bir sağlam bir Tayland gezeceğiz. Oradan daha lokal ülkelere geçeceğiz. İşte Myanmar gibi, Laos gibi. Nasipse. Burası da büyük bir AVM girişi. Buraya çıkmamın sebebi kanka belki burada bir yerde bir bileklik satma imkanım olur diye bakıyorum. Ama yani görünürde insan pek yok. Ama denilebilir mi? Denilebilir. Çünkü alan müsait. Çok nemli kanka buralar, çok. Tayland bu kadar değil emin ol. Aşağı indikçe konu bayağı nemleşiyor. Yukarı çıktıkça da kuzeye o da yağmur bastırmaya başlıyor. Muson yağmurlarındayız kankacığım. Şu an sezon olarak yapacak bir şey yok. Tekbirinizi alacağınız gelirken. Kanka şimdi geliyorsunuz böyle şuradan. Gideceğiniz durağı Google'a yazıyorsunuz gideceğiniz yeri. O sizi yönlendiriyor. Şu an benim bulunduğum PBTC diye bir durak var. Ben Masjid Jamek'e gideceğim. O da 1.40 ringgit. Parayı küçülttüm böyle 1 ringgit dedim para. Size bozuk paranızı da atıyor. Paralar sıcacık. Durumundan ibaret. Şimdi asıl meseleler şunlar. Bunu buraya okutuyorsunuz. Geçiyorsunuz. Bunu kesinlikle atmıyorsunuz kankacığım. Çünkü sizden çıkarken tekrar isteyecek doğrulama yapmak için aklınızda bulunsun. Burada da gösteriyorum. Okşam bir taraf. Ben buradayım. Buraya gideceğim. Onun için sol taraftan bineceğim. İnşallah doğrudur. Çünkü ben bu tür olaylarda yeterince başarılı değilim. Sürekli karıştırıyorum. Bu metro mu, tramvay mı, metrobüs mü bilmiyorum kanka. Ben kendi ülkemde bile bunları pek karıştırabilen insanım. Onun için bilmiyorum. Ama metroya benziyor. Biz bu taraftan gideceğiz. Ülkenin metro ağı muazzam gelişmiş düzeyde kankacığım. Yani bunu kullanarak ülkenin her yerine seyahat edebilirsiniz. Aldığım bilet de şu an 4.5 TL. Bir aktarma yapacağım. Başka bir yere bineceğim. Hemen gitmek istediğim noktaya varacağım. Petronas İkiz Kuleler var kanka. Dünyaca ünlü. Malezya. Petronas İkiz Kulelerine gideceğiz. Burası Petronas Petrol şirketinin kankacığım hem yönetim üstü ayrıyetten içinde bir sürü mağaza, bir sürü ıvır zıvır olan bir devasa ikiz kule. Zamanında en büyük kuleler olarak yerini almış. Ama şimdi daha büyükleri yapıldığı için 4. mü 5. mi ne? 1. ile 2.'si araştırdığım kadarıyla ve izlediğim kadarıyla gezgin arkadaşlarımdan Arabistan'da ve Katar'da var kankacığım. Şu an dünya devi olarak ikiz kuleler olarak. Ama buraya kadar gelmişken bunları da görmek gerekiyor. Dediğim gibi Malezya'da zaten daha çok bir şey yok. Yani öyle para tuzağı bir şehir bana göre.
ben birinci durağıma geldim, Mescid Cami. Buradan aktarma yapacağım Petronas İkiz Kulelerini. Ama şehir olarak yani görsellik olarak güzel gözüküyor kanka, baksana şuna. Ufak bir Avrupa'yı andırıyor. Zaten kanka zengin ülke. Bunların pasaportları o kadar güçlü ki Amerika gibi yerlere çok rahat hareket edebiliyorlar. Yani öyle fakir bir ülke değil. Ben hep diyorum kanka, Asya ülkelerinin birçoğu fakir gözüken zengin ülkeler. Vallahi Türkiye zengin gözüken fakir ülke. Garip bir şekilde. Bunların hepsinin cebi bol bol para dolu kankacım. Zaten para birimleri aşırı değerli. Pasaportları güçlü. Ülke olarak da görsen yaşadıkları yerleri vallahi bitik dersin ama cepleri kalın. Kanka hiç kasmayın. Buraya geldiğinizde görevlilere Google'dan gideceğiniz yeri gösteriyorsunuz. Sizi yönlendiriyor kanka. Bak burada. Bu arada burada bir sürü böyle ulaşım seçeneği var. Burası hangisi ne işe yarıyor bilmiyorum ama teker teker deneyip gideceğiniz yerin ismini bulup tıklayabilirsiniz. Bak diyor ki bana, sen şu an buradasın diyor. Tamam mı? Benim gideceğim yer geriye doğru burası. Sonra diyor ki 1.80 ringgit para ver bana diyor. Ben de diyorum ki ah ulan ha, yedin içtin bitirdin beni diyorum. Tekrardan çıktığı yerden içeri giremiyor. Girdi. Bakın. 5. perondan binecekmişiz. Bak şurada. Zaten burada da yazıyor. Herkes aceleci. Bu herhalde metro metrobüsün olayları bu. İstanbul'da da herkes böyle aşırı aceleci. Oğlum çok garip ve büyük binalar, efsane yüksek. Gökyüzüyle savaşıyor resmen. Binalar. Evet kardeşlerim, Malezya'nın efsanesi olan Petronas'a geldik. Bak bak. Durum bundan ibaret. Yani bunun aslında çok büyük bir hikayesi yok. Sadece zamanın en büyük ikiz kulesi, ayrıyetten Malezya'nın simgesi kanka. Bak şöyle göstereyim. Oğlum çok iyi ama ha. Bak. Herkes fotoğraf çekiyor. Bak sırayla. Fotoğraf çekinme alanımız bura. Şimdi benim de niyetim var. Buralara kadar gelip de bu simgeyle fotoğraf çekinmezsek olmaz. Baksana oğlum ya. Çok büyük ha. Yani şaka bir yana gerçekten çok büyük. Ya, kocaman kameralar falan var ha. Formula 1'in araçları falan var burada. İçerisi bu arada buzdolabı gibi kanka. Aşırı derecede soğuk. Lan ne garip bir yer. Kokusu da garip. Kokusu sanki böyle
bir ibadethanenin neydi, losyonları var ya, onları sürülmüş gibi. Şuraya gelin de ben bir 20 dolar para bozdurayım. Kanka burada dinozorlarla ilgili bir şey var herhalde. Ben anlayamadım. Baksana okul öğrencileri tur düzenliyor. Hello. Şah. Kanka burada böyle öğrenci kesme efsane eğlenceli. Genç yetişkinlerin içi geçmiş ama bak şöyle genel bir göstereyim. Sizi aşırı derecede kanka şeye boğmak istemiyorum. Hani alışveriş mağazasında vesaire. Ama Petronas'ın içi genellik olarak böyle. Bizim gezebileceğimiz anladığım kadarıyla 4 katı var. Bunu da cam ekran asansörlerle çıkabiliyorsunuz. Bak şimdi buraya geldik. Bu da kanka gyoza. Yani Asya mutfağının mantısı. Bizim nasıl Kayseri mantısı varsa o da öyle bir mantı. Bunun hamuru serttir. Ben mutfaktan biliyorum. Çünkü Asya mutfağı üzerine çalıştım. İçine tavuklu, balıklı, etli veya sebzeli veya tavuk ve sebze karışımlı içler hazırlanır. Böyle biri açar, biri doldurur, biri de bak şöyle kapatır. Bak şimdi kanka. Ama bunların kapatış stili biraz farklı. Bizimkisi farklı, onlarınki farklı. Bunların böyle tahtaları var. Buhar makineleri var. Bu tahtayla beraber kanka seti sunuyor. Buharda pişiriliyor. Çıkıyor. Bu yemek kültüründe öyle anlatmışım. Asya'nın muhteşem bir mantısıdır gyoza. İsmi değişebilir. Ama böyle bir şey gördüğünüzde sorun. Domuz eti mi, başka et mi, mutlaka deneyin. Bunun bir de kızartması da oluyor. Buharda pişirmesi oluyor, kızartması oluyor. Başka bildiğim bir de sosta çektirerek pişirmesi oluyor. Burası böyle yüksek yüksek binaların olduğu başkenti hissettiren bir yer kardeşim. Bütün devlet binalarının, devlet binaları yanlış oldu. Yok, devlet binaları burada çok ayrı bir yerde. Onun için yapay bir şehir kurulmuş Malezya. Burada ama yani bütün büyük binaların, bütün işlerin, bütün alışveriş mağazalarının filan vesaire topluca bulunduğu bir başkent kanka. Bunu bariz hissedebiliyorsun. Ufak bir yemek yeriz. Hem de size ufak tefek Malezya yemeklerini gösterebilirim. Çünkü bütçe olarak sıkıntıdayım. Onun için ayrı bir video yapamıyorum maalesef. Bu işler parayla alakalı. Ondan sonra bir bileklik satacak yer bakarım. Hostele gidip şu sonsuzluk havuzunda size göstermek istiyorum. Yarın komple bileklik satmaya çıkacağım. Bileklik videosu çekerim. Bileklik videosundan sonra ben Malezya işini bitirmeyi düşünüyorum. Sonra doğru evim olan Tayland'a gideceğim kanka. Çünkü Tayland'ı ben aşırı sevdim. Malezya beni o kadar cezbetmedi. Kızlar şimdi yolda yürürken, yemek yiyecek yer ararken pat Türk kardeşler denk geldim. Müzik açmışlar, Türk müziğinden tanımadım. Yeşilçam müziği. Yeşilçam müziğinden tanımadım. Abi adımı şurada tam. Türk pasaportu. Ondan tanıdım yani adamların Türk olduğunu. Kanka bir şey demek ister misiniz Türkiye'ye? Oğuzcan'la yeni tanıştık. Harika bir insan. Çok canlı bir insan. Lütfen takip edin. Kanalına abone olun. Biz desteksiz gezemeyiz arkadaşlar. Bizim ne annemiz zengin ne babamız zengin. Mağdurum da mağdurum. Kardeşim
Sıtık kanka, yemeğimi yapıyorum. Paylaşabilirim seninle bak. Teşekkür. Yok kanka, ben kola içmeyeceğim. Bu ne lan? Kanka ne yapıyorsun sokakta? Ben sokaklarda, bak ben 10 yıldır dünyayı geziyorum. Ben çok YouTuber arkadaşlarla röportaj verdik, artık yapacak bir şey yok. Ben gittim her ülkede abi dans ediyorum ama kendi stilimle dans ediyorum. Tabii ki kalabalık medyada dans ettiğim için de oranın yeri televizyon programları, gazeteler falan vesaire vesaire. Sürekli orada röportajla giriyorum, orada gösterilere çıkıyorum. O şekilde paramı kazanıyorum. Kanka işte yolda değişik değişik hayat hikayelerine denk gelebiliyorsun. Ve 4 aydır telefonla sosyal medya kullanıyorum. Normalde ben telefonla sosyal medya hiçbir şekilde kullanmıyordum. 4 ay önce öğrendim YouTube'dan para kazanıldığını, düşünüyor yani. Kanka gezerken parayı kazanmak lazım. Tabii mesela, tabii kesinlikle. Devamlılığı getirmek kesinlikle lazım yani. Hazıra daha dayanmaz. Hazıra benim bitti bu arada. Valla. Hazıra bitti patladı. Ben çok sağlıkla uğraştım kanka. Diş çektirdim, ayağı patlattım. Tayland'da benim 3 milyarım gitti, Malezya'ya geldim 6 milyarım gitti. Sen Tayland'a gittin, geri mi gidiyorsun? Kanka Tayland'da vizem bitti benim. Uzatsaydın abi. Kankacım ücretsiz uzatayım diye Malezya'ya geldim. Malezya'da daha çok 6 milyar param bitti. 1900 bankta şey yapıyordu kanka, 4 dolar verdim. Aynen, 1000 TL'ye uzatıyordum. He. Ne bileyim ben. Haydi gör. Kanka cepte çok para olmayınca yemek içeriklerde bu kadar oluyor artık, yani yapacak hiçbir şey yok. Aa, burada pilav, sebzeli, içinde de yumurta kırmışlar. Biraz da yağ var. Bir güzel mix. Kardeşler oturduk. Fakir olunca bu kadar bir yemek içeriği oluyor. YouTube'lara destek verirseniz yemek içecekleri büyür. Yapacak hiçbir şey yok. Bana afiyet olsun kankacığım. Size de keyifli izlemeler. Şimdi buradan hostele geçeriz. Kardeşlerle beraber benim kaldığım hostelde kalacağız. Oradaki sonsuzluk havuzunda bir yağ gibi akarız. Sonra videoyu orada bitirir. Başka videolarda yaparım kardeşim. Mesaj da yapacak. Tayland'a gelip de masörlüğü öğrendim ve ülke çapında yayılmış. Hadi görüşürüz kanka. Biz hostele geldik. Şimdi 37. kattaki havuza çıkıyoruz. Aynen. Sırf bu hosteli tutma sebebim oydu. Kardeşlerimi da o havuzla kandırdım. Da biz yanlış yere gidiyoruz. Biz fedaiyiz. Biz yanlış yere gidiyoruz gel. Yanlış yere gidiyoruz. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Şu anda 37. 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 37
Şimdi kardeşler, bu kaldığınız yerdeki resepsiyonla ilgilenen kişiden gidiyorsunuz. Havuza girebilmek için şöyle bir belge veriyoruz size. Yukarıda güvenliğe teslim edeceğiz sanırım. Ondan sonra sonsuzluk havuzuna dalıyoruz. Bu. Kafaları yer. Nasıl havuz lan? Aha. İmamımız arkada burada işte bence. Oturabiliriz. O da nasıl gidiyor? Buraya bir havuzdan çıkıyor. Ya da Türk'üz oğlum. Biz gideceğiz. Tekrar varlığımız. Nabi'ye bir bakacağız siz ona. Sorin ola. Bakın da atar. Yes, bu. 5 minute. Beraber. Kuluzun? Yes, yeah. Ya, ayrı ayrı ayrı. Ne olur orada? Swimming, didn't pump, no pump, no swimming. What? Rulsu. Kankacım, her şey bunun içinde. Oğlum, şu manzaraya baksana. Yaşamda kaç kere böyle bir şeye denk gelebilirsiniz ya? Ma. Şöyle bir Kuala Lumpur manzarası göstereceğim. Birazdan bahsedeceğim. Tek kelimeyle anlatılmaz kanka, yaşanır. Very beautiful. Yes.
Oğlum çok iyi lan. Çok 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 iyi. Kardeşlerim. Oğlum olay çok fena. Soğuk mu su? Of. Oğlum çok iyi. Sen iyi veriyorsun. Çok iyi. Çok çok iyi. Arkadaşlar bu ayaklarımızın kavuzu olarak geçiyor ve oğlum bu ayaklarımızın altında. Arkadaşlar şuraya bak ya. Kanka beni öyle takip kanka sırf bu havuza girebilmek için ben bu hosteli seçtim. İyi ki de seçmişim. Hayatımda böyle bir deneyimi bir daha yaşayamayabilirim. Efsane.